Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Alaçatı'da Yusuf Usta'nın binbir çeşit menüsü harika lezzetleriyle Yusuf Usta'nın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Yusuf Çelik ve Tamer Çelik beyefendi bulunmakta. Öncelikle merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz, şeref ediniz. Çok teşekkür ediyoruz, merhaba Tamer. Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun bizleri konuk etmiş olduğunuz için. Yusuf Bey, Yusuf Usta sektörde yıllardır hizmet vermekte ve adını marka haline getirmiş durumda. Ne kadar süredir sektördesiniz, nasıl bir hizmet vermektesiniz ki bu kaliteye ulaştınız? Efendim burası 1997'de açıldı. Ondan önce de Çeşme'de, daha doğrusu 32 yıldan beri Çeşme'deyim ben. Çeşme'de restoranlarda, otellerde aşçıbaşçılık falan yapıyordum. 22. yıla girdi buraya açtığımız, malum 97'den beri. Tabii biz ilk açtığımızda hedefimiz de vardı tabii, yani ileride nasıl olacağını falan hissediyorduk. Fakat ufaktan başladık biz, 5 masayla başladık biz burada. 5 masayla başladık derken tamamen kendi ellerimizden oldu. Bugüne kadar sürekli yemekleri kendimiz yapıyoruz, kendi elemanlarımızı yetiştirdik. İşte mutfakta... Şu an çok geniş bir alana sahipsiniz. Evet, yani o dönemde tabii böyle yavaş yavaş büyüdük tabii. Şimdi 300 kişi bir anda yemek yenilecek şekilde salonumuz var. İşte mutfakta bizim 15 tane aşçımız var. Kendi ellerimizi yetiştirdiğimiz daha çok. Yani biz bir oturuşta 300 kişiye hizmet verecek bir restoranda. Daha doğrusu yazın 3000 kişiye göre yemek veriyoruz. Yani günde 3000 kişi yemek yiyebiliyor. Yusuf Usta ev yemekleri olarak tanınıyorsunuz ama bin bir çeşit menünüz mevcut. Sadece ev yemekleri de değil, öyle değil mi? Vallahi yani hangi birini anlatayım? Tabii yıllardan beri hem kendi mekanımızda hem daha aşçılık yaptığım yerlerde de menüyü çok sağlamlaştırdık. Yani baba mesleği olduğu için temelden. Şimdi biz de ev yemekleri olarak yazdık tabelamıza, fakat bizde ızgara da var, pide de var, döner de var. Zeytinyağlılarımız çok zengin, ot yemeklerimiz yine aynı öyle o şekil. Tatlarımız kendi, bütün tatlılarımızı bize has bir tatlılar. Yani her tarafta bulunmuyor bir tatlılar. Bu şekil hizmet veriyoruz. Salata çeşitlerimizde, turşu mevsimde turşularımızı yapıyoruz. Konserve yapıyoruz. Enginarda çok iddialıyız. Taze enginar döneminde taze enginar yapıyoruz. Yani bize has çok yemeklerimiz var. Yani şu gördükleriniz binde biri yani böyle. Olduğu için böyle yaptık, evet. Efendim Ege'desiniz ama tüm Türkiye mutfağını misafirlerinize sunuyorsunuz, öyle değil mi? Çok doğru. Aslında dediğim gibi yani aslında Elazığlıyız. Biz sadece Elazığ yemekleri olduğu zaman burada yapamayız. Artı burada Ege mutfağında ot çeşitleri. O da benim orada evinde askerlik yaptığım için Ege mutfağını orada tamamen öğrenmiş olduk. Mesela burada bizim kömürhan kavurmamız var. Bize has bir pişirme şekli var. Sadece et, yani Elazığ yöresinde daha çok et oluyor. Ama burada da zeytinyağlılar da biraz daha önde olduğu için Türkiye'nin her tarafından var. Yani ev yemekleri diyoruz, nasıl ki diğer çeşitler varsa burada da şey var. Her türlü her türden var, her memlekete göre var. Bir de şöyle bir şey, burada 3 yaşındaki çocuk, 1 yaşındaki bebek, 18 yaşındaki gençler, orta yaşlı insanlar, perizli insanlar, rejim yapan insanlar, herkese göre yemek var burada. Herkesin uygun ve herkesin damak tadına da ayrı hitap eden yemekleriniz, menünüz, spesiyalleriniz mevcut. Peki efendim, ürünlerinizi nasıl temin ediyorsunuz? Etler zaten bizim kendi çiftliğimiz var. Özellikle aynı damak tadında olsun diye, aynı kalitede olsun diye. Beslemeler de o şekilde yapılıyor. Son 3 ayı kesinlikle tamamen böyle doğal yemlerle, yani arpası, yoncası, samanı gibi. Şöyle. Buna çok önem veriyorsunuz sanıyorum. Çok önem veriyoruz. İnanın fiyatı düşürelim diye yapmıyoruz biz bu işi. Evet. Daha çok dışarıdan aldığımızdan daha çok pahalıya mal ediyoruz. Amaç burada aynı kalitede, aynı lezzette olsun, süreklilik olsun, istikrar olsun diye öyle yapıyoruz. Sebzelerinizi nasıl? Hem sebzelerimizi de malum kışın burada yapma şansımız yok ama yaz aylarında domates, yeşillikler, biberler falan
tamamen bizim için yetiştiren insanlar var. Tarlalardan yetiştirip bize getiriliyor. Onların masraflarını falan biz karşılıyoruz. Bize yetiştirip getiriyorlar. Yazın, kışın da malum seralar işte. Kompostu meşhur sanıyorum sizin kompostu. Şahika'dır onun bir ismi de. Şahika diyoruz. Çok süper. Etli yemeklerin, pilavlı elbasanların yanında, etli pilavların yanında falan, yemeğin yanında. Yaz kış sürekli var. Evet, özellikle yaz aylarında soğuk soğuk çok iyi gidiyor. Yemeğin yanında müşterilerimiz alıştı. Gayet de iyi tutuldu. Çok da güzel. Her türlü tatlı, sütlü tatlılarınız var. Hamur tatlılarınız var. Tamamen sınırsız bir menü. İşte dedim ya, hangi birini söylesem. Yani şu anda mesela bunların kendilerine göre bu irmik helvası tamamen bize ait. Kazandibi de var ama kazandibi şöyle salladığınızda bir özelliği olacak kazandibinin. Kendine has. Bunlar bizim Elazığ usulü dolanger. Elazığ'da dolanger diye geçiyor. Fıstıklı sarma, ceviz sarma diyoruz. Sıradan süttaç görebilirsiniz ama sıradan değil bu süttaç. Çok özel bir süttaç bu. Yusuf Usta'nın süttacı. İşte kabak tatlısı yine ince kıyılmış, böyle bir özelliği olan bir kabak tatlı. Hiç görmediğimiz bir kabak tatlısı. Gördüğünüz gibi mesela elbasan bugün kemiksiz, kuzu eti var içerisinde, ayıklanmış. Yani ben özenerek yapıyorum. Sınırsız. Peki efendim, hangi saatlerde hizmet vermektesiniz? Bizim sabah 6, yaz aylarında değişiyor kış aylarına göre. Sabah 6'da yaz kış devam ediyoruz. Sabah 6'da başlarız. Yazın 12'yi 1'e kadar, kışın da 9-10, zamana göre değişiyor. Peki Tamer Bey, biraz da işletme kısmımıza gelelim dilerseniz. Gece 12'ye kadar servis veriyorsunuz. Evet. Kaç kişilik bir ekiple bunları sağlıyorsunuz? Yazın 50-55 kişiyle, kışın 20-25 kişiyle müşterilerimize, misafirlerimize hizmet veriyoruz. Yusuf Usta sadece Alaçatı'da mı var? Hem Alaçatı'da hem İzmir Torbalı'da 2 şube olmak üzere devam ediyor. Yakın zamanda da franchise vermeye başlamayı düşünüyoruz. Öyle mi efendim? Franchise'a vermeyi düşünüyorsunuz. Peki izleyicilerimiz illaki sizin bu harika lezzetlerinizde önce olmak için, sizinle iş ortağı olmak için size ulaşmak isteyeceklerdir. Nasıl ulaşacaklar? İş yerinin telefon numarasından bize ulaşabilirler. İnternet sitesinden. Yusuf Usta yazdıkları zaman. Google'da Yusuf Usta yazdıkları zaman ilk sırada çıkıyor, görebilirler. Yusuf Usta evyemekleri.com'dan bize ulaşabilirler. Instagram'dan bize ulaşabilirler. Alaçatılı Yusuf Usta diye bir adresimiz var. Bizlere sosyal medyadan ulaşmaları daha kolay. Franchise'ın yanı sıra izleyicilerimiz sizin bu harika lezzetlerinizden faydalanmak isteseler, lezzetleri tatmak isteseler de Alaçatı'dasınız. Adres olarak bir rica edelim sizden. Atatürk Caddesi, Zeytinci İş Merkezi, numara 1, Alaçatı diye geçiyor. Haritaya bunu yazdıkları zaman konum direkt onları bu lezzetli yemeklerin yanına getiriyor. Peki son olarak Yusuf Usta yıllardır artık bir marka haline gelmiş. Yakın tarihteki hedefleri neler? Bir 10 franchise'ı bulmak istiyoruz. 5 sene içerisinde. Tüm Türkiye genelinde kabul edecek misiniz franchise? Biz dünyaya açılmak istiyoruz, açık konuşmak gerekirse. Dışarıdaki projelerimiz de var. Buraya gelen müşterilerimiz yurt dışında yaşayan müşterilerimiz oluyor. Ya keşke işte şurada da olsa, burada da olsa, buraya da açsanız gibi teklifler geliyor. Fakat bunun kontrolü biraz zor. Belki bir gün yani dünyanın birçok noktasında olmak istiyoruz. Efendim, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki bu meslek babadan oğula bu şekilde devam edecek mi? Yusuf Bey babasından devralmış. Siz de aynı bir şekilde devam edecek mi? Tabii ki de. Geçmişten gelen bir el lezzeti var burada. Evet. Nasip olursa biz de bu işi devam ettireceğiz. Bize başarılar diliyoruz o halde. Yusuf Bey, vermiş olduğunuz bilgilere çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık diyoruz efendim. İzleyicilerimiz ve buraya gelen herkesi bu harika lezzetlerden faydalandırdığınız için başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Efendim, bugün sizlere Alaçatı'da
bir marka haline gelmiş. Sadece ev yemekleri değil, tüm spesiyallerle size hizmet vermekte olan bin bir çeşit her lezzeti bulabileceğiniz Yusuf Usta ev yemeklerinden seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.